Olay günü sabah kalktığınızda Necla Hanım sizi aradı mı? Evet, aradı. Ama ne zaman aradığını hatırlamıyorum. 8-8.30 gibi kahvaltıyı yaptık. 9-9.30 gibi de Ahır'ın yanında ben ineklerin yanındaydım. O sırada da Necla ablam aradı. Amcam gibi bir git bak dedi. Var mı oralarda dedi ama kimseye söyleme dedi. Ben de gittim baktım, yoktu. Sonra geri aradım. Buralarda yok dedim, ne oldu? Merak ettik dedi, öğle yemeğine gelmedi dedi. Kaç gibi aradı? Kaç gibi olduğunu hatırlamıyorum. Ama sabah olduğuna da şey yapmıyorum, hani böyle kahvaltıyı yapmıştık. Konuşurken Necla Hanım'la yanınızda kimler vardı? Konuşmanızı kimler duyabilirdi? Kimse duymadı. Şurada zaten Asya ablam turşu koyuyordu. Ben de evin önündeydim zaten. Duydu mu duymadı ben nereden bileyim? Hidayet Bey abiniz sizi duyabilecek bir mesafede miydi Necla Hanım'la siz konuşurken? Değildi, o tarladaydı. Peki siz Hidayet Bey'e Necla ablam beni aradı dediniz mi? Öğlenden sonra demişimdir. Öğlenden sonra dedim. 2-3 saat sonra herhalde geri aradı. İneklerin yanındaymış herhalde dedi. Biz de ondan sonra daha panik yapmadık. Saat kaç gibi sizi arayıp kayınvalidem ineklerin yanında dedi? Saat 11-12 gibi aradı. Peki siz Fatma Demir'in kaçta kaybolduğunu öğrenip yukarıya çıktınız? Kaçta? İşte babam gel aramaya gittiler onlar da. Ondan sonra biz Necla ablamı aradık bulundu mu falan diye. Onlar da bulunmadı, hala arıyorlar dedi. Biz de o zaman yukarı çıktık ablamlarla birlikte. 8 olmuştu herhalde. Akşam 8 olabilir. Peki yukarıya çıktığınızda ablanız Necla Hanım'ı gördünüz mü? Nasıldı? Size neler söyledi? Hiçbir şey söylemedi. Sadece bize sarılıp ağladı. Zaten onu beşiğin yanında kaldıramadık. Ne su içirebildik ne de bir şey. Sabaha kadar onun yanında bekledim ben. İşte neden yaptı filan diye şey yapıyordu. Sadece öyle söylüyordu ağlarken. Neden yaptı, biz ne yapacağız şimdi filan. Necla Hanım'la Güladiye Hanım konuştular mı hiç? Onları hiç bir arada görmedim. Güladiye abla zaten üst kattaydı, kendi katında. Necla ablam da çocuğunun yanındaydı zaten.